Değerli izleyiciler, bu akşam yepyeni bir haber programı ile karşınızdayım. Maalesef bu akşamki programımızda size güzel şeyler anlatamayacağım. Çünkü güzel kızlarımızı, okuyan talebelerimizi, evlatlarımızı gizli emelleriyle kötü yollara sevk eden bir emlakçıyı bulduk. İşte o emlakçı burada. İşte bir genç kızımız. Gazetede gördüğü iş ilanıyla kalkmış gelmiş. Ancak ondan istenen ne yazık ki ilandakinden çok farklı. İlana zaten ücreti dolgun. Evet. Esnek çalışma saati yalnız. Dikkatimi çekti. Esnek derken? Esnek. Yani esnek derken... Yani ben çok mu geç çıkacağım buradan? Siz buradan yok, çok geç olarak değil de... Mesela saat 10 gibi biter mesai. Hı hı. Başka bir mesai başlar. Bu nasıl bir iş olabilir ki? Çok tatlı bir bayansın, öncelikle onu söyleyeyim. Çok mersi. Genelde herkes böyle çok açık saçık. Sizinkisi çok güzel dozunda giyinmiş. File çorap mı o? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Gel böyle. Gel benim yanıma. Adınız neydi? Esra. Esra, gel benim yanıma canım. Masan bu. Hı hı. Yani alışman gereken yüzey bu. Masanın üzerini nasıl kullandığın çok önemli. Kalemi tutar mısın? Daha bir sıkı sıkı tutar mısın? Kalemi sıkı. Evet. Güzel. Bir tutar mısın Nasuda? Eline bakıyorum. Yok, korkma. Ben arada bir benim kalpte problem olduğu için. Geçmiş olsun. Enfarktüs. Yaklaş, yaklaş. Terledin mi sen? He? Yok. Terledin mi? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel şöyle kay yana. Yok, ben terlemedim yok, ama. Yok, tamam şaka. Şaka yaptım. Şaka yaptım canım. Arada. Otur otur, tam bir şeye bakacağım, bir şeye bakacağım. Öyle bir gör. Tamam. Öyle bir gör. Lütfen, ben zaten duymuştum sizin böyle bir olduğunu. Allah seni. Allah seni razı olsun. Değerli izleyiciler, o ahlaksız emlakçı, biz ekibimizden bir kişiyi kadın kıyafetlisi olarak izlettirdik. O şok görüntüleri şimdi siz de göreceksiniz. Ama bunun ne kadar acı bir şey olduğunu da içinizde hissedeceksiniz. Lütfen bu kötü, bu ahlaksız adamı çocuklarınıza izlettirmeyiniz efendim. İşin olayını biliyorsun. Dolgun maaş. Evet, öyleymiş. Ondan sonracığıma yalnız esnek çalışma saati isteniyor. Ne kadar? Nereye kadar esneyebilirsin? Saat sabah 12'de başlar mesai. Esnek. Öyle. Değil mi? Öyle. Akşam saat 10'a kadar devam eder. Hı hı. 10 saatlik bir mesai. Gece 12'ye kadar. Yani 10'dan 12'ye kadar da 2 saat... fazla mesai mi yapacağım? Fazla olarak görme yani. Fazla olarak görme. O da işimizin bir parçası sonuçta. Bazen benim yanındaki arkadaşlar da katılıyor. Bir grup çalışması. İlkokulda yapardık yani. Ben grup çalışmalarına çok yatkınımdır. Yatkınsan evet, hiç problem yok. Önemli olan zaten yatkın olmak. Değil mi? Avuç işlerini böyle masaya... Olayı bir de kendi gözümüzle görelim böyle demiştik. Mi? Evet, biraz ellerini... Keşke demeseydik. Bacakları aç hafif. O yana lay, o yana kay. Bu tarafa. Şöyle dur. Biraz dirsekleri aç bana doğru. Gel. Oldu mu? Evet, bacakları kırma. Dur bakayım kanalda ne var? Hep yanlış şeyler. Dur kanalı bir değiştireyim de sen kıpırdama. Tamam. Sen kıpırdama. Tamam. Sen kıpırdama. Sen kıpırdama. Değil mi? Ben değiştireyim. Sen kıpırdama yok. Bir şey değil sanki de. Ceketim takıldı. Ceketim takıldı. Erkekte beklentin nedir? Heyecan bekler misin? Yani ben... Genel olarak ilişkilerinde heyecanı seviyorum, evet. Heyecan ne? Heyecan derken? Yani beraber... dudak ver bakın bana. İnanılır gibi değil ama gerçek. Ama iç görüşmesi... Sapık emlakçı, kadın kılığına giren muhabirimize de yazıyordu. Peki ücreti konuşmuyoruz. Kaç istiyorsun? Ben en az 5 bin lira istiyorum. Ben en az 5 sana. Hayır, ben sanmadım İbrahim, ben para olarak sanırım. Ne kadar güzel gülüyorsun bana. Lütfen. Şu boynumu bir öp bakayım. Boynumu, bir öp bakayım, bir de şu boynumu öperken şu göğüs ucuma dokun. Daha görüşmede bile emlakçı onu taciz etmekten çekinmiyor. Ama beyefendi çok korktum. Bu çakal işveren bu sefer baltayı taşa vurdu. Beyefendi ne yaptınız zannediyorsunuz? Haberciyiz biz. Yakalandınız işte, ne diyeceksiniz şimdi? Çek abicim, çek. Ha, ne diyeceksiniz? Bir dakika rahatım. Bunları tüm Türkiye izleyecek, ne diyeceksiniz? Şunu bir rahatımdan yaşayayım, bir dur ya. Görmüyor musunuz, ben erkeğim beyefendi. Sizin bütün iş başvurusuna gelenlere bu şekilde davrandığınız tespit ettik. Ah nerede, hiç alakası yok. Tespit ettik. Bizden önce gelen kızı da böyle yaptınız. Her şeyi tespit ettik. Çekiyorsun değil mi? Beyefendi nereye gidiyorsunuz? Ben senden muhatap değilim. Muhabirimiz kimliğini açıkladığında ise emlakçı tabana kuvvet kaçtı. Görüntüler var, nereye kadar? Kaçacaktı elbette. Ama nereye kadar? Görüntüleri verecek mi zaten yani? Nereye veriyorsun? Yetkililere vereceğiz ve sizin sonunda yerinizde mi yok? Beyefendi kaçmayın, beyefendi. Çek. Beyefendi kaçmayın. Sevgili izleyicilerim, biz görevimizi yaptık ve şok görüntüleri size izlettirdik. Şimdi sıra yetkililerde. Ama unutmayın ki haberatörden kimse kaçamaz.